İşte ekranlara yansıyor. Cenaze burada. En seçkin askerler olduğu konuşuluyor. Ve tören kıtası saymaya başlıyor. Şuraya dikkatinizi çekeceğim Ekrem abi. Öndekiler kollarını düz uzatıyor. Onlar farklı uzatıyor. Ayaklar birbirlerinin nizamında değil. Buradaki durum bambaşka. Tabut taşınırkenki fotoğraf bambaşka. Yani hala devam ediyor. En evet. seçkin askerlerin ya da tören kıtasının bu hali de çok tartışıldı. Yani İran'da malzeme bakımsızlığı, sabotaj tartışmanın ötesinde bir de bir düzensizlik mi askeri nizamda, disiplinsizlik mi var? Mesut Hakkı hocam olsaydı ayak uydur ya da el uydur demesi gerekiyordu. Hakikaten bu biraz sallapati bir şey. Tekrar omuzlarına alışı falan da. Dünya da bu anı izliyor canlı olarak. Doğru. Yani ki İran gibi rejimlerde bu Kuzey Kore'de de görüyoruz, o geçit töreninde müthiş bir mesaj veriliyor. İran'ın da bir mesajı olacaksa dünyaya buradan kötü bir mesaj gitmiş gibi görünüyor. Doğru yani bu açıdan. Şurada görünüyor. Yani kollar burada öne, bunlar arkaya. Müdahale edilmiyor. Yani, bir taraf Şam'a bir taraf Bağdat'a bakıyorlar. Bir taraf Şam, bir taraf Bağdat. Ya da kol uydur komutu. Tabii olay bir cenaze. Cenaze sırasında belki bu tür şeylere dikkat etmiyor olabilirler ama dediğin gibi yayınlanıyorsa, hele de canlı yayınlanıyor, dünyanın ilgisini üzerinde toparlamış bir şeyse, burada daha dikkatli olmaları ya da belki daha dar açıyla cenazeyi almaları daha uygun olurdu. Ama oldu. Şimdi problem olan şu. Maalesef İran söz konusu olduğunda, Allah rahmet eylesin, Allah sabırlar versin, özellikle yakınlarına falan, bir sürü tuhaf sorular birbiri içinde birbirini devam ettiriyor. Olayın olduğu andan itibaren, mesela İran'daki ajanslardan birisi reisinin sağ olduğunu, araçla Tebriz'e doğru hareket ettiğini söyledi. Bir başkası başka bir şey söyledi. Bir başkası başka bir açıklama yaptı. Ardından işte bu konuşma mesela, oradaki bir kişiyle yapılan konuşmalarla alakalı bilgiler verildi. Bir sürü şey söylendi ama şimdi bakın, hala ben cevabını bilmiyorum. Ekber'e de sorarız, Mesut Hocam da cevap vermedi. 3 helikopter beraber uçuyoruz. 30 saniyelik bir anda biri kayboluyor. Bulunduğumuz yer belli. İşte 36 doğu, 40 bilmem ne, batı enlem bilmem ne. Yani dakikasına, derecesine kadar belli. Harita üzerinde Google Earth'ü bile açsanız bulabilirsiniz. Sizin belki az önce birkaç kilometre gibi. Çapında bir alanda. Telefonda bulur ya onu. Telefonda bulunur. Şimdi orayı arkadaşlar, biz helikopteri filan şeyde kaybettik. Biz arıyoruz. Siz de lütfen karadan bir şey gönderin. Hani bir düşme ihtimali falan varsa bunun olması lazım. Bu da hadi en kötü ihtimalle bir saatlik, iki saatlik falan bir olay olmalı. Ama düşünün, 14 saat boyunca orası bulunamadı. Bu rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşadığı şeyi akla getiriyor. Orada belki bazı şeyler mazurdu ama orada da mesela Allah rahmet eylesin İsmail Güneş diye bir gazeteci kardeşimizle saatlerce konuşuldu. Ve helikopter işte 3. gün sabahı bulunduğunda bu İsmail kardeşimizin enkazdan 60-70 metre uzakta olduğu ve sürekli konuşan kişinin çenesinin kırılmış olduğu tespit edildi. Helikopterden bazı parçaların yürütüldüğü tespit edildi. Hatta onun görüntüleri de sonra bulundu o kişilerin. Belli ki suikast idi o. Şimdi reisiyle alakalı olay, İran'daki dengeler, İran'daki yapı, dini lider, dini liderin yaşlanmış olması, oğlunun adaylığı, reisinin aday olması, Dışişleri Bakanlığı'nın, Abdullah Hiyan'ın işte, Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimalleri falan filan da bakıldığında oldukça kompleks bir durum var. Yani çözülmesi çok kolay olmayan bir bulmacayla karşı karşıyayız. Çünkü teknik olarak sorulması gereken temel sorulara hala cevap bulabilmiş değiliz. İran'da umarım bulmuşlardır. Neden? Hocam söylüyor. Bir dakika ya, Dışişleri Bakanı ya Cumhurbaşkanı niye aynı helikopterde? Niye bu helikopter diğer belki ekipteki, yani o kol uçuşunda bulunan diğer iki helikopter daha kaliteli, daha güzel, daha ne diyelim hareketliyken neden Cumhurbaşkanı bu helikoptere bindirildi? Ve orada bir beyan var, işte hava şartları kötüleşti, duralım dediler ama gidelim dedi falan. Bunu kim rivayet ediyor ve hakikaten doğru mu acaba? Tabii reisiye böyle bir inisiyatif bırakılır mı yani acaba, Cumhurbaşkanı'na? Soruldu mu? Hocam çok önemli bir şey söyledi. Benim bildiğim bir uçağın ya da bir helikopterin pilotu, kim olursa olsun, Cumhurbaşkanı dahi olsa, diyelim ki risk olduğunun farkındaysa kusura bakmayın uçamam der. Bu biter değil mi hocam? Yani aynen öyle. Komutandır. Yani dünyanın neresinde olursa olsun emir verme yetkisi uçak komutanındadır.
Peki. Evet. Ve söylediği yani, çok önemli bir şey. Yani Cumhurbaşkanı'nın bir de geldik. Kesmemek adına bir kısa araya gidelim. Aranın tamam. Dönüşte bu buradan, tam bu başlıktan. Olası İran'daki yeni dönem. Eğer sabotajsa kim yapmıştır? Bundan sonra İran'daki politika nereye değişebilir ya da dönüşebilir? Bunu konuşalım çünkü İran'ın yapısı bizim alıştığımız yapının biraz dışında, onu da anlatmak gerekiyor. Bayağı sanırım. Dışında. Kısa bir ara, ardından buradayız.